Meclis üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2021 yılı 11 Ocak 2021 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Meclis çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, mazeretli meclis üyelerimiz var. Sayın Necati Topaloğlu, Sayın Hasan Ali Acar, Sayın Mehmet Akif Ordu, Sayın Dilaver Tanık, Sayın Semih Esen, Sayın Şefik Durdaş, Sayın Yusuf Emre Ertugan, Sayın Halil Öztürk, Sayın Mehmet Yörükoğlu mazeretli sayılmaları yönde dilekçe verilmiştir. Oylanması hususunu arz ederim. Teşekkürler. Mazeret bildiren arkadaşlarımızın mazeretli kabul edilmesi için oylarınıza başvuruyorum arkadaşlar. Evet, isimleri okunan arkadaşlarımız oy birliğiyle mazeretli kabul edilmişlerdir. Buyurun. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre gündemlerimiz var, arz ederim. Başkanlık Buyurun. Makamına. Zabıta Dairesi Başkanlığı ilgi yazısında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2020 tarih ve 776 sayılı kararı ile onaylanan gelir tarifesinde yer alan İlçe toptancı halleri çıkış ücretleri, ilçe toptancı hali kantar ücretleri ve merkez toptancı hali çıkış ücretlerinde değişiklik talebinde bulunmuştur. Söz konusu talebin belediye meclis çalışma yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu arz ederim deyimle Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. İlgi belediyemiz meclis kararı ile 3. aşama hafif raylı sistemin işletilmesinin kiraya verilmek suretiyle işletilmesi hususu gerekli ve yeterli personelin idare desteğiyle eğitilerek istihdam edilmesini, gerekli bütün planlama, programlama işlerinin yapılmasını, katener hattı ve vagonların modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarının idare tarafından yapılmasını, bakım onarım ve arızaların ise yüklenici tarafından yapılmasını kapsayacak şekilde işletilmek üzere Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmiştir. Buna göre belediyemiz ile Antalya Ulaşım AŞ arasında 3. aşama hafif raylı sistemin işletilmesine dair sözleşmenin kira bedeli ve ödeme usulü madde 8. Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi yüklenici tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli için işveren maliyetleri yüklenici tarafından idareye fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde direkt idare tarafından ödenerek karşılanır şeklindeki mevcut halinin
Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi yüklenici tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası yüklenici tarafından idareye fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde direkt idare tarafından ödenerek karşılanır şeklinde güncellenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini takdir ve tensiplerinizi arz ederiz deyimle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Spor Kulübü Derneği'nin ortak hedeflerinin geniş kitlelere ulaştırılması, sporun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve her kesimden vatandaşlar için erişilebilir kılınması, çocukların ilgi duydukları spor dalları tespit edilerek spora yönlendirilmeleri, çocukların ve gençlerin spor disiplini kazanmaları ve böylece zamanı etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun olumlu getirileri sayesinde katkı sunulması ve ilimizde spor kültürü oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediye'miz ile Antalya Spor Kulübü Derneği arasında protokol imzalanarak işbirliği yapılmasına ilişkin protokol hükümlerinin görüşülmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Antalya ili Kepez ilçesi, Kepez ve Santral mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014'de 7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29.216 sayılı resmi gazetede yayınlanarak riskli ilan edilmiştir. Hukuk müşavirliği görüşü, iş denetim raporu ve Antepe İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul kararı hususlarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. 11. maddeye göre olanlar bitmiştir arz ederim. Normal önergelerimiz var. Buyurun. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na 5.1.2021 tarih ve 25 sayılı Kepez Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Antalya ile Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 10.708 adada bulunan çocuk bahçesi alanının park alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan bir belli bin ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesine saygılarımızla arz ederiz deyimde Sayın Hakan Tütüncü, Sayın Serhat Demir, Sayın Muhammed Ural, Sayın Hasan Cumhur Göncü, Sayın Ali Çetin imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Yalınlı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 40 hektar alanda hazırlanarak Döşemaltı Belediye Meclisi'nin 4.11.2020 tarih 124 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2020 tarih 836 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekte uygulama imar plan revizyonuna askı ilan tarihleri arasında yapılan itirazlar Döşemaltı Belediye Meclisi'nin 6.1.2021 tarih 17 sayılı kararıyla reddedilmiş olup konunun önergeyle meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederiz deyimle Sayın Zafer Tan, Sayın Sekeriya Altun imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafeli haş 6,5 yapılaşma koşullu sağlık evi kullanımlı 4.426 ada 2 parselin her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafeli en çok 2 kat yapılaşma koşullu sağlık tesis alanı olarak planlanması ve plan nota eklenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliği Muratpaşa Belediye Meclisi'nin 6.1.2020 tarihli toplantısında görüşülerek 18 sayılı kararla kabul edilmiştir. Konunun meclis gündemine alınmasını arz ederiz deyimli Sayın Mehmet Hacı Arifoğlu, Sayın Ertuğrul Ünal imzalı önerge arz ederim. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Kaş ilçesinde yoğun olarak sera örtü altı tarım yapılmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk Ova, Kınık, Yeşilköy ve Çavdır mahallelerindedir. Buralarda üretim sonrasında çıkan sera atıkları yani bitki atıklarının bertaraf edilmesi ve bertaraf tesisi kurulması için gündeme alınmasını gereğini arz ederim deyimle Sayın Tevfik Taner imzalı önerge arz ederim.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na 11.1.2021 tarihli Büyükşehir Meclisi tarafından gündeme alınan 39. maddenin gündemden çıkarılmasını arz ederiz deyimi Sayın Ertürk Yazar, Sayın Barış Bulut imzalı önerge arz ederim. Önergeler bitmiştir Sayın Başkanım, arz ederim. Teşekkür ederim. Okunan önergelerin gündeme alınmasını, 39. maddenin gündemden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Sayın Başkanım, Kaş'la ilgili verilen önerge Kaş Meclis Üyesi tarafından imzalanmış. Büyükşehir evet. Belediye Meclis Üyeleri üyesi tarafından teklif edilmemiş, imzalanmamış. Aslında ben okudum ama kabul edilmemesi lazım. Doğru, arz meclis ederim. Üyesi olmayan bir arkadaşımızın önerge vermesi sehven ama Kaş Meclis Üyesi, Büyükşehir Meclis Üyesi imzalayacaksa... Evet. O zaman arkadaşlarımızın imzasını alalım. Evet Sayın Başkanım. Sayın Mustafa Başkak imzalamıştır. Sayın Barış Bulut da imzalamıştır. Tamam, o zaman. Önerge oylandı başkanım. Teşekkür ederim. Gündemimize alındı. Okunan önergeler ve 39. maddenin gündemden çekilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi Antalya Büyükşehir Belediye'mizin Aralık ayında almış olduğu meclis kararlarının, karar özetlerinin okundu kabulü ve kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Evet arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Bir önceki meclis kararlarımızın okundu sayılarak kabulünü. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu arada ben grup konuşmaları için grup sözcülerine söz veriyorum. Buyurun Ertuğrul Bey. Sayın Başkanım, denetim komisyonu gizli oylamayla seçilecek. Hani takdir meclisindir ama gizli oylama yapılırken grup sözcülerimize söz verilirse meclisimiz zamandan kazanmış olur. Arz ederim. Bilgilendirme sadece. Doğru. Nasıl takdir edersiniz arkadaşlar? Grup konuşmalarını denetim komisyonunun gizli seçimi sırasında da yapabiliriz. Nasıl arzu ederseniz, uygun mudur? Ali Bey? Olabilir. Senirli Bey? Uygundur. Tamam. İyi Parti grubu da uygun mudur efendim? Uygundur. Uygun. Peki o zaman... Sayın Başkanım, denetim komisyonunun kaç kişiden oluşacağı konusunda oylama yapılması hususunu arz ederim. Bu arada tüm komisyon raporlarının okundu kabulünü oylamadık zannediyorum. Önce onu bir oylayalım arkadaşlar. Evet, tüm komisyon raporları okundu olarak kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesini oylamıştık, karar özetlerini. Gündemin üçüncü maddesi denetim komisyonu üyesi seçimidir. Buyurun Ruhi Sayın Hanım. Başkanım, denetim komisyonunun en az 3 kişi ve en çok 5 kişiden oluşması yönünde kanunda hüküm vardır. Kaç kişiden oluşacağı yönünde meclisin karar alması hususunu arz ederim. Grup görüşünüz nedir? Komisyonun 3 kişiden oluşmasını öneriyoruz. Ali Bey? Komisyonun çoğulculuk ilkesi gereği 5 kişiden daha önce de olduğu gibi oluşması. Senirli Bey? 5 kişi olsun. Ertürk Bey? 3 kişi olsun. Mehmet Bey? 3 kişi olsun. 3 kişi. Evet. Komisyon
Denetim Komisyonu'nun 3 kişiden oluşmasını öncelikle oylarınıza sunuyorum. Evet, denetim komisyonunun 3 kişiden oluşmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Denetim komisyonu üye tekliflerinizi alayım Ertuğrul Bey. Ali Polat, Cengiz Büyükgebiz. Ali Bey, sizin öneriniz? Denetim komisyonuna katılımcılığı sağladığınız için öncelikle AK Parti grubu olarak teşekkür ediyoruz. 3 kişiyle denetim komisyonu, çoğulcu bir denetim komisyonu oldu. Önerimiz Serhat Demir'dir. Sedat Demir Bey. Serhat Demir. Serhat Demir. Yasada 3 kişi ile 5 kişi arasında bir şey var, düzenleme var. Biz o şekilde kabul ettik. Teşekkür ederim. MHP grubunun teklifi yok. Teşekkürler. Sizin yok. Evet arkadaşlar, gizli oyla yapacağımız için arkadaşlar dağıtsınlar. 3 kişiden oluşuyor. Ali Polat, Cengiz Büyükgebiz ve Serhat Demir Bey. Bu arada grup konuşmaları yapmak için grup sözcülerine söz veriyorum. Buyurun Ertuğrul Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediye bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, değerli misafirlerimiz, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2021 yılının bu ilk meclis toplantısına, yeni yılın ilimize, ülkemize ve dünyamıza sağlıklı günler, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek başlamak istiyoruz. Geride bıraktığımız 2020'dir. Pandeminin ortaya çıkardığı ve daha önce eşi benzerini görmediğimiz birçok ekonomik ve sosyal soruna rağmen Büyükşehir Belediye'miz ve ASAT var gücüyle çalışmaya, üretmeye ve yeni yatırımları yapmaya devam edebilmiştir. Bu bağlamda başta Başkanımız Muhittin Böcek ve belediye bürokratlarımız olmak üzere tüm belediye emekçilerimize teşekkür ederken 2021 yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerine olan inancımızın tam olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar koronavirüs nedeniyle yaklaşık 23 bin yurttaşımızı kaybettik. Yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı'ya, ailesine ve hastalıkla mücadele eden tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yine COVID-19 testleri pozitif çıkan ve tedavi gören, şu anda iyileşmiş olarak tekrar görevinin başına dönen Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Aralık ayında terörle mücadele sırasında şehit düşen hemşerimiz Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve geçtiğimiz günlerde şehit düşen diğer askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Aralık ayında ve yeni yılın ilk günlerinde ne yazık ki kadına şiddet ve kadın cinayetleri hız kesmeden devam etti.
Olaylar sadece isimlerin, tarihlerin, yerlerin ve hikayelerin değiştiği veya sıradan rakamlardan ibaret haberlere dönüşmemeli. Artık bir şeyler değişmeli. Önlemler ve cezalar caydırıcı olmalı. Hayatını kaybeden kadınlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda aşırı yağışlardan dolayı ortaya çıkan sel baskınları ve yer yer hortumlar nedeniyle zarar gören Serik, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerindeki üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Gerek büyükşehir, gerekse de ilçe belediyelerimiz zarar gören bölgelerde gece gündüz demeden ellerinden geleni yapmışlar ve üreticilerimizin yanında olmuşlardır. Ancak zor şartlar altında sezonluk ekim dikim yaparak geçimlerini sağlayan serası ve içerisindeki ürünü zarar görmüş olan üreticilerimize merkezi yönetim ve ilgili bakanlıklar tarafından formaliteden uzak tespit ve tutanaklarla hızlıca karşılıksız maddi destek yardımı yapılmalıdır. Bilindiği üzere yaklaşık 30 yıldır devam eden Kırcağım imar planları büyük mücadeleler sonucunda neredeyse 2 yıl önce Muratpaşa Belediye'mizce tamamlanmış ve hatta ilk inşaat ruhsatı da verilmişti. Ancak Antalya 1. İdare Mahkemesi bilirkişi raporunun tersine bir kararla ve oy çokluğuyla 1/25.000 ve 1/5.000'lik planların iptaline karar verdi. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyelerimiz hemen gerekli itirazları yapmışlardır. Kırcağım imar planı sürecinden geri dönüş yoktur. Belediyelerimiz bütün varlığıyla Kırcağmili vatandaşlarımızın haklı mücadelesinin savunucusu olmaya devam edeceklerdir. Bir diğer değinmek istediğimiz konu ise asgari ücret. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret geçenlerde 2825 TL olarak açıklandı. Çalışanlarımızı açlık sınırının da altında olan bu ücretle yoksulluğa mahkum eden anlayışı kınıyoruz. Buna karşılık asgari ücreti 3100 TL olarak açıklayarak emekçilerimizin yanında olduğunu gösteren Antalya Büyükşehir Belediye'mizi ve benzer ücretleri açıklayan ilçe belediyelerimizi kutluyoruz. Dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvenceler sağlayan yasaya karşı 9 gazete patronunun 3 gün gazete çıkarmamak kararını protesto eden, birlikte çalışarak kendi gazetelerini çıkaran, haklarını savunan gazetecilerin günüdür. Şartlar ne olursa olsun onuruyla hareket eden, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hürriyetini savunan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Ancak 10 Ocak bayram olarak başlamış olsa da yaşanan olaylar nedeniyle acı ve sorunların paylaşıldığı bir güne dönüşmüştür. 112 yıl önce Hasan Fehmi ile başlayan öldürülen gazeteciler listesi Hasan Tahsin, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı ve Uğur Mumcu gibi isimlerle yüzü aşmış durumda. 24 Ocak 1993'te gazeteci yazar Uğur Mumcu ve 31 Ocak 1990'da hemşehrimiz Profesör Doktor Muammer Aksoy alçakça katledildiler. Kendilerini sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ayrıca 10 Ocak aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Günü'dür. Antalya'mızın en önemli sektörü olan yılın 12 ayı 365 günü üreten tarım sektörümüzün olmazsa olmazı Ziraat Mühendislerinin günü kutlu olsun. Antalya'mız bu sırada özellikle futbolda güzel günler geçiriyor. İlimizin Süper Lig temsilcilerinden olan Antalya Spor'umuz yeni yıla ikisi deplasmanda olmak üzere 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapmış ve puan cetvelindeki orta sıralardaki yerini pekiştirmiştir. Kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Aynı şekilde başarılı sonuçlar almaya
devam ederek ligin zirvesindeki yerini koruyan ilimizin diğer temsilcisi Alanya Spor'umuzu da tebrik eder, başarıların devamını dileriz. Ocak ayı meclisimizin verimli geçmesini ve alacağımız kararların Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, oylama sonuçlandı. Oy zarfını vermeyen arkadaşımız yok zannediyorum. Evet. Sayım için divan katiplerinden oluşan sayım ve tasdif komisyonu kurulmasını oylayalım. Daha sonra konuşmalarımıza devam edelim. Tasnif komisyonunun divan üyelerinden oluşması. Büşra Hanım ve Kerem Bey. Evet, tasnif komisyonunun divan katiplerinden oluşmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın Çetin, buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlar, değerli misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri. Hepinizi şahsım ve AK Parti Meclis Grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Meclis toplantımızın ve alınacak olan kararların Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Sayın Valimizin rahatsızlığından dolayı onun nezdinde tüm hastalarımıza şifalar diliyoruz. 2021 yılına girmiş olduğumuz bu günlerde yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, ülkemizde ve tüm dünyada virüsün etkisini yitirmesini ve yeniden eski günlere, sağlıklı günlere kavuşmayı canı gönülden diliyoruz. İkinci dalgasını yaşadığımız bu günlerde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Hem ülke genelinde hem Antalya'da vaka, hasta ve en önemlisi de vefat sayıları ciddi düşüşte. Bu düşüş gösterdi ki maske, mesafe ve hijyene dikkat edilince hastalıkla mücadele edebiliyoruz. Ayrıca aşı ile ilgili olumlu haberler de bizleri son derece mutlu etmektedir. Umuyoruz ki bu hastalık etkisini giderek kaybedecek ve önümüzdeki bahar aylarının sonuna doğru normal hayatımıza dönüş yapmayı başarabileceğiz. Geçtiğimiz yılda en büyük yükü çeken sağlık personelimize, özellikle COVID servisi ve tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederiz. Sağlıkla ilgili konuşmuşken, yeni yılın ilk müjdesi, Antalya'nın beklediği müjdeli haberi buradan bir kez de biz paylaşmak istiyoruz. Bu pandemi sürecinde sağlık testlerinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İçerisinde 1000 yatak kapasiteli, 300 poliklinik odası, 39 ameliyathanesi ve birçok önemli üniteleri, merkezleri bünyesinde bulunduracak olan Antalya ve hatta çevre iller için bile çok önemli Antalya Şehir Hastanesi ihalesi yapıldı. Şimdiden bu büyük sağlık tesisimizin Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize ve tüm emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz. Futbolda Süper Lig'de ilimizi temsil eden, başta başarılı bir grafik çizen Alanya Spor'umuza ve yine Antalya Spor'umuza, yöneticilerine, taraftarlarına çalışmalarında başarılar diler. 2021'de iki kulübümüze de başarılarının artarak devamını dileriz. 5 Ocak 1915 günü Sarıkamış'ta Osmanlı ordusu 60 bini donma sonucu olmak üzere 78 bin şehit verdi. Tarihimizdeki bu acı olayı andıkça içi üşümeyen, o soğuğu hissetmeyen yoktur. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yine
Fethi Sekin kardeşimizin ölüm yıldönümü münasebetiyle Allah rahmet eylesin. Vatan, memleket sevdasının zirve yaptığı bir anı yaşadı. Kendisi silahındaki son mermi bitinceye kadar savundu memleketini. Silahındaki mermi bittikten sonra kalleşçe sırtından vurularak şehit edildi. Ülkesi için kendi canını hiçe sayan Fethi Sekinleri, Ömer Halis Demirleri, Eren Bülbülleri ve onlar gibi niceleri var oldukça vatanımızın sırtı asla yere gelmeyecektir. Bu vesile ile ne mutlu vatan sevdasıyla vatan savunmasında şehit düşen şehitlerimize, yazıklar olsun bu vatanın ekmeğini yiyen, ihanet eden hainlere. Türkiye'de bazen enteresan durumlara da şahit oluyoruz. İşlerine gelince demokrasi sözcülüğü yapmaya çalışanların durduk yere darbe seviciliğine dönüşmesi de an meselesi. Siyaset üstü olması gereken milli duruş gerektiren konularda bile birdenbire organize bir saldırı ile gündemimiz allak bullak olabiliyor. Geçenlerde yine böyle bir saldırı çalışması yapıldı. Buradan AK Parti grubu olarak diyoruz ki, polisimize, askerimize siyaseti karıştırmaya yönelik yönlendirme çalışmalarına girmeyin. Can siparihane çalışan sağlık camiasını siyaset malzemesi olarak kullanmayın. 80'li yılların kargaşa ortamlarını özleyen, darbe koşullarını oluşturmak isteyenlerle hareket etmeyin diyor ve bu zihniyetlere dur diyoruz. Dün, bugün ve bundan sonra da polisimizin, askerimizin, sağlıkçılarımızın yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. Hakkari, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ve yine Diyarbakır, Lice'de çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Verem'le Savaş Haftası, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutlarız. Yine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 60. yıl dönümü. Bu meşakkatli mesleği yapan, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı, tarafsız, kamu yararını her şeyin üstünde tutan ve özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarımızın gününü kutlar, başarıların devamını dileriz. İlçe belediye askeri ücretle ilgili sözden bahsedilmişken, ilçe belediyelerimizin çalışanlara emeğinin karşılama noktasında büyükşehirden fazla verdiğini gördük. Tüm ilçe belediyelerimize bu konuda teşekkür ederiz. Keşke çalışanlarımıza ilçe belediyelerimizden daha fazla verseydiniz de biz de görseydik. Aksu, Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerle ilgili daha önce de belirttiğim üzere meclis gündeminde sürekli bu konuyu dile getireceğimi bahsetmiştim. Bakanlık ve Büyükşehir protokolü gereği Aksu Belediyesi de içinde bulunduğu protokolle Altıntaş ve Güzelyurt mahalleleri Büyükşehir'e bakanlığımızca devredildi. Büyükşehir Belediye'miz de bu devredilen mahalleyi daha sonra Aksu Belediyesi'ne devretmek üzereydi yapılan anlaşma. Büyükşehir Belediye'miz Aksu Belediye'mizin taahhütlerini yerine getirdiği halde ödemesi gereken 7 milyona yakın rakamı bile ödediği halde bu mahalleyle ilgili daha hala Aksu Belediyesi'nin bu iki mahallesi Aksu Belediyesi'ne iade edilmemiştir ve burada planlama, projeleme çalışmaları büyükşehirce devam etmektedir, ruhsat verilmektedir. Yani ilçe belediyemizin ekonomik kazanım elde edebileceği ve hizmetini sağlıklı götürme adına planlı projeli çalışabileceği bu mahallelerin 19 ilçemizin hiçbir mahallesinin büyükşehirde olmadığını belirterek bu mahallelerimizin gerekli sahibine, mahallenin asli sahibi olan Aksu Belediyesi'ne iade edilmesini tekraren dile getiririm. Ve yine buradan daha önce belirtmiş olduğum iki konu vardı bu mecliste gündeme alınacağı söylenen MEKAP projesiyle ilgili. Burada çalışanlarla ilgili, bu projeyle ilgili, çalışmalarla ilgili bilgi edinmek istemiştik. Grup konuşmaları bittikten sonra Cansel Hanım bu konuda açıklama yine yapacak. Taşeronlarla ilgili, sözleşme hususuyla ilgili bir konumuz vardı. Onu tekrar hatırlatmak isterim. Ve yine Konyaaltı Boğaçay'da ruhsatı Büyükşehir'e ait olan bir bölgede, Bahtılı Çakırlar arasında, Kuruçay mevki dediğimiz bölgede, ruhsat görevi Büyükşehir'de olan bölgede, özel bir şirket ruhsat almış gibi çalışma yapıyor. Boğaçay'dan çakıl alarak yerini tesviye ediyor. Bununla ilgili bir şey yapıldı mı? Bu konu basın gündemine de düştü. Bununla alakalı da bilgi almak istediğimizi belirtelim. Son olarak Ocak ayı olağan meclis toplantımızın ve alınacak olan kararlarımızın hayırlı olmasını diler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Senirli, buyurun efendim.
Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, çok kıymetli hazırın. Milliyetçi Hareket Partimiz adına hepinizi sevgi ve saygı, muhabbetle selamlıyorum. 2020 korona illeti yüzünden birbirimizden uzak kalma mecburiyetinde olduğumuz, bu hastalığın oluşturduğu ekonomik yıkımlar nedeniyle zorlu dönemden geçtiğimiz bir yıl oldu. 2021 yılının zorlukların ve sıkıntıların geride kaldığı, felaket ve acıların yaşanmadığı, mutlu, huzurlu, refah ve sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. Değerli meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek'in sağlığındaki olumlu gelişmelerin gün be gün iyiye gitmesinden, görevine başlamasından, siyasetçi ve bürokratların kamuoyuna yansıttıkları fetret dönemine son vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Memnuniyetimiz siyaset üstü insani hasretlerimizden ve Antalya'mıza duyduğumuz sevgidendir. Sayın Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak 2021 yılında Antalya'mızın hayati ihtiyaçlarına katkı sunacağımız bir yıl olmasını diliyoruz. Diliyoruz ki Büyükşehir Meclisimizin gündemini sadece bölük pörçük, parsel bazlı imar değişiklikleri oluşturmasın. Maalesef bu yeni yılın ilk meclisimizin gündem maddeleri yine parsel bazlı imar değişiklikleri. Kamuoyunda vatandaş nezdinde sadece imar değişiklikleriyle idareyi maslahat yapan bir görüntümüz var. Meclisimizin itibarını zedeleyen bu yanlış gidişata dur denilmesi zamanı gelmedi mi? Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Antalya ülkemizde en çok göç alan, turist çeken ve nüfus artışı hızı en yüksek ildir. İkinci derece deprem bölgesidir. Yılların birikimi devasa sorunlara bütünlükçü anlayışla neşter vurmak gerekmektedir. Bu kentin ulaşım master planı var mı? Deprem master planı var mı? Kentsel dönüşüm master planı var mı? Ulaşım master planı yapıyor muyuz veya yapacak mıyız? Deprem master planı yapıyor muyuz veya yapacak mıyız? Kentsel dönüşüm master planı yapıyor muyuz veya yapacak mıyız? Nüfus artışı, ulaşım, otopark gibi en temel teknik altyapı problemlerinin göz ardı edildiği, riskli ve eski binaları yıkıp yeni binalara dönüştürme kolaycılığı kentsel dönüşüm değildir. Halkımızın beklentilerini karşılayacak umuma yönelik makro plan, proje ve hizmetleri öncelik haline getirelim. Mikro düzeydeki birkaç kişiyi mutlu sona eriştiren, zaruret arz etmeyen imar plan ve değişikliklerine artık son verin. Uzun zamandır hayat memet mücadelesi veren başkanımızın iyi niyetini de suistimal etmeye son verin. Uyarıyorum ve umuyorum ki bundan böyle imar planlarında bu hususlara daha duyarlı davranılır. Kıymetli meclis üyeleri, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal donatı ve yeşil alanların ön planda olduğu, doğayla, çevreyle, şehrin ruhuyla barışık, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek, uzlaşı kültürüyle hazırlanacak kentsel dönüşümü bir an önce planlamak ve kentsel dönüşüm yönetmeliğini ivedilikle çıkarmak zorundayız. Zaman daralmaktadır. Santral Mahallesi'nin, Kır Camii'nin, Çalkayan imarı açılması, Kepez'de yapılacak yeni şehir hastanesinin kentimize getireceği aşırı nüfus yükü sorunlarımızı kat be kat artıracaktır. Bilindiği üzere sadece Santral Mahallesi'nde 70-80 bin yeni nüfus gelecektir. Bir an önce proaktif pozisyon almalıyız. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, geçmişten günümüze çarpık kentleşme, yetersiz imar planları, hatalı plan tadilatları ile Antalya'mızın doğal yapısına var olan birçok doğal dereleri ve su kanalları yok edilmiş. Yerinde yapılan ya da büyük kabu kaynaklarıyla yapılmaya çalışılan yağmur suyu kanallarının yetersizliğini gördük. Maalesef şehrimiz iklim normallerine de doğal afetlere de hazırlıklı değil. Mevsim normaller üzerindeki her yağışta şehrimizi su basmakta, ulaşım tepe taplak olmaktadır. Serik, Kemer, Demre, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Güzeloba, Ermenek,
Daha geçtiğimiz günlerde sular seller altında kalmadı mı? Evleri, sokakları, seraları, tarım alanlarını su basmadı mı? Dünyanın göz bebeği olma yolundaki marka bir şehre yakışmayan yılların birikimi altyapı sorunlarını çözemememizden üzüntü duyuyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği, mevsim atlamaları, azalan yağışlar ve kuraklıklar nedeniyle çağımızın en önemli stratejisi su ve atık su yönetimi haline gelmiştir. Bilimin ışığında acil kodlu kararlar almak ve çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Bu konularda tarım alanlarının su baskınlarına karşı korunabilmesine yönelik çalışmalarımız var mı? Afetlerde olumsuzlukları ve felaketleri kadere bağlayarak örtmeyelim. Önce tedbir alalım, sonra Allah'a sığınalım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sözlerime son verirken şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sayın Valimiz nezdinde 10 Ocak İdareciler Günü, Ziraatçılar Günü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Grup sözcüsü arkadaşların iyi dileklerine katılıyorum. Milliyetçi ve Hareket Partimiz adına bir kez daha sevgi, saygı, Yüce Meclis'i selamlıyor. Alacağımız kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarım. Teşekkür ederim. Sayın yazar buyurun efendim. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, değerli basın mensupları ve kıymetli Antalyalılar. İyi Parti grubum adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısında alacağımız kararların Antalya'mıza ve tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin yeni yılını canı gönülden kutluyor. Bu yeni yılda ülkemizin içinde bulunduğu sağlık ve ekonomik zorluklardan bir an önce kurtulması, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine her alanda sahip çıkılması temennisiyle başlıyoruz. Yeni başladığımız bu yılda herkes için önce sağlık, refah seviyesi daha yüksek, daha mutlu, huzurlu ve adil, yani daha iyi bir Türkiye diliyoruz. Öncelikle Sarıkamış şehitlerimizi ve bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı esnasında bütün o zor şartlara rağmen elde edilen 1. İnönü Zaferi ve hemen ardından ilan edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hepimizin damarlarında akan özgürlük ve adalet düşkünlüğünün en büyük kanıtıdır. Gazetecilerimiz mesleklerini her açıdan zor şartlar altında yerine getirmektedirler. Bu çerçevede ümit ederim ki gazetecilerimizin içinde yaşadıkları şartlar bir an önce iyileştirilir ve bu vesileyle de 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Günümüzün en önemli ihtiyacı olan enerjinin aşırı kullanılması sonucu gelecek nesilleri zor durumda bırakabileceğimizi unutmamalıyız. İçinde bulunduğumuz enerji tasarrufu haftası vesilesiyle de bu tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bu noktada da Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ün girişimleri ve sera atıklarının enerji üretme çabalarını da takdirle değerlendiriyoruz. Sera üreticileri mağdurdur. Ürünlerini satamaz olmuşlardır. İhracatın olmayışı çiftçiyi mağdur etmiş, girdilerin yüksekliği maliyeti artırmış ve üreticinin durumu çok çok kötüye gitmiştir. Hükümetin de bu konuda bir an evvel desteğine ihtiyaç vardır. Ayrıca sel baskınlarından ve doludan bölge halkı zarar görmüş ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Üreticilerimize geçmiş olsun diliyor ve çiftçiye sahip çıkılması gerektiğini vurguluyoruz. Ülke olarak etrafımızda gittikçe daralan çembere de dikkat çekmek istiyoruz. Kan ve ateş çemberinin içine düşmemek adına birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek büyük Türk milleti olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz. Biz iyiler olarak Antalya ve ülke menfaatlerimiz doğrultusunda daima doğrularla birlikte olmaya devam edeceğiz.
Hepinizi grubum adına saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Manavoğlu, buyurun efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilim, ilçe belediye başkanlarım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli misafirler, 2021 yılının ilk meclis toplantısı, Ocak ayı olan meclis toplantınızda hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım. Sözlerime başlarken pek çok olumsuzluklarla geçen 2020 yılından sonra 2021 yılının Antalya'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim. Geçtiğimiz cumartesi günü Diyarbakır'ın Nice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Kahramanlar unutulmaz. İzmir Adliyesi'nde yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı iki teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yıl dönümünde rahmeti minnetle ve özlemle anıyorum. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımızın bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bu vesileyle halkımızın gözü, kulağı olan ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. Bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Sayın Valim ve Finike Belediye Başkanı Sayın Mustafa Geyikçi Başkanıma COVID-19 hastalığına yakalanmalarından dolayı geçmiş olsun diliyorum. Sözlerime son verirken 2021 yılının ilk meclis toplantısı olan Ocak ayı meclis toplantımızın ve alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım. Çok teşekkür ederim. Ben de efendim bütün meclis grubu arkadaşlarımız adına Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ayrıca geçtiğimiz meclis toplantısından bu yana terörle mücadelede şehit olan bütün Mehmetçiklerimize ve polislerimize rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Sayın Senirli'nin söylediği parsel bazlı imar değişiklikleriyle gündemimizin meşgul ediliyor olması konusunda da haklısınız ama parsel bazlı imar değişiklikleri de hep ilçe belediyelerimizin gündeminden bize gelen konulardır. Bu konuda elbette hep birlikte kentsel dönüşümün makro düzeyde yapılması, imar planlarında doğaya, çevreye, insanlara uyumlu planlamaların yapılması konusundaki her türlü çalışmalarda da birlikte hareket edeceğimizi tekrar ifade edebiliyorum. Doğal afetlerle ilgili hususlarda da şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz iki dönemde, yani geçtiğimiz iki sel baskınında yapılan ölçümlerde Antalya'ya bir yılda düşen toplam yağmur miktarının 1/3'ü bir günde kaydedildi. Dolayısıyla altyapımızla ilgili sıkıntı çok olağanüstü bir doğal afeti karşılayabilecek düzeyde olmadığı için yollarda bir takım sıkıntılar oldu, ulaşımla ilgili de sıkıntılar oldu ama en kısa sürede bunlar da çözüldü. Sizin de söylediğiniz gibi tamamen doğal afete bağlı bir şey. Antalya'ya bir yıl içinde yağan yağmurun 1/3'ünün bir günde yağmasıyla yaşadığımız çok olağanüstü bir durum. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Geçen mecliste Sayın Çetin'in açıklanmasını istediği iki husus vardı. MEÇAP projesi ve grevle ilgili. Bu konuda Sayın Tuncer'e söz veriyorum. Buyurun Cansel Hanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, iki konuda bilgilendirme yapacağım. Sayın Başkanımızın da arz ettiği üzere. Öncelikle MEÇAP projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. MEÇAP projesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı kapsamında yürütülen bir hibe projedir.
8 farklı ülkeden 28 ortaklı enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, entegre çözümlerin büyütülmesi ve çoğaltılması yoluyla Avrupa kentsel dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan bir akıllı şehir projesidir. Proje kapsamında kentsel dönüşüm modelini göstermek ve geliştirmek için MEÇAP 3 şehirde, Almanya'nın Dresden kentinde, Türkiye'nin Antalya kentimizde ve İspanya'da Valencia kentinde büyük ölçekli uygulamalar gerçekleştirmektedir. Proje Dış İlişkiler Daire Başkanlığımızın koordinatörlüğünde ilgili diğer daire başkanlıklarımız ile birlikte yürütülmektedir. Türkiye adına proje ortağı kurumlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antep'e, Sampaş, Taysim, Demir Enerji'dir. Projenin süresi 60 aydır, 5 yıl süreli bir projedir. Hibe anlaşmasının imzalandığı tarih 1 Ekim 2017 tarihinde başlamış olup 1 Ekim 2020 tarihinde de son bulacak bir projedir. Proje kapsamında belediyemiz adına kimlerin çalıştığı bilgisini öğrenmek istemişti değerli meclis üyemiz. Maaşları Avrupa Birliği tarafından karşılanmak üzere ve sadece geçici olarak proje süresince görevlendirilmiş olan 4 personel çalışmaktadır. Tamamı yabancı dil bilen, Türkiye'nin yüksek puanlı üniversitelerinin teknik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış, tamamı lisans üstü eğitimlerine devam eden, daha önce de bu tür projelerde çalışma tecrübeleri bulunan mimarlar, yüksek mühendis ve işletme bölümü mezunları görev yapmaktadır. Yüksek mühendis olan personelimiz öğretim üyesi olarak göreve başlayacağından dolayı çok kısa bir süre önce istifa ederek ayrılmıştır. Şu anda 3 personel çalışmaktadır. Yine bu personelden bir tanesi de MEÇAP projesinin Valencia'daki genel merkezinde 4 ay süreyle staj yapmış, yani uluslararası alanda da tecrübesi olan bir personelimizdir. Dolayısıyla tamamı özellikle bu projede çalışma ehliyetini ve yeteneğini, liyakatına sahip olan personeldir. Projemizin bütçesi 2.792.615 eurodur ve bu proje kapsamında özellikle kentsel dönüşüm ve yenileme yürütülen alanlarda akıllı konut blokları, yeni kamu binaları inşa edilmesi, binalar ve şarj istasyonları için elektrik depolama üniteleri, akıllı kontrol üniteleri, akıllı sayaçlar, LED kamu aydınlatmaları, çöp gazı ve elektrik üretimleri, elektrikli otobüs, e-scooter, e-araç alımları, şarj istasyonları, kurulumları ve yönetimi, mevcut hafif raylı sistemin e-bisiklet istasyonu ve otobüs taşımacılığı ile entegrasyonu, akıllı kavşaklar gibi aksiyonlar gerçekleştirilecektir. Şu ana kadar proje kapsamında belediyemizce çatı tipi güneş enerjisi santralleri kurulum işi ihalesi 4.937.500 lira yaklaşık maliyetle ve 5 firmanın katılımı ile 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup iş yeri teslimi yapılmıştır. İhaleyi alan firma işe başlamıştır ve 5 ay içinde 8 Mayıs 2021 tarihinde işi tamamlanması planlanmaktadır. İş tamamlandığında belediyemiz kendi çatısı üzerine kurulmuş olan santralle, güneş enerjisi santraliyle kendi elektriğini güneş enerjisinden üreten Türkiye'de ilk belediye olma, Büyükşehir Belediyesi olma unvanına sahip olacak ve akıllı hizmet binasına kavuşacaktır. Bunun dışında diğer ihale çalışmalarımızla da az önce bahsettiğim aksiyonlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamı yıllık olarak Avrupa Birliği'ne raporlanmakta ve onaylandıktan sonra Avrupa Birliği tarafından ödeme yapılmaktadır. Personel giderleri de dediğim gibi tüm giderler Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Teşekkür ben ederim. İkinci konuya geçmek buyurun. İstiyorum Sayın Başkanım. Eğer meclis üyemizin özel bir sorusu olursa veya diğer meclis üyelerimizin... Sorum yok. Bu konuyla alakalı sadece açıklama Menderes istemiştim. Başkanımıza bu projenin başlamasında emeğinden dolayı bir teşekkür etmek istedim. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımız bilgilenmiş oldular. Umarım sadece işten ayrılmak zorunda kalan arkadaşlar bir sebep olmamışızdır diyorum. Teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Sayın meclis üyem, tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Göreve gelindiğinde zaten projeyle ilgili hemen hemen hiçbir faaliyete başlanmamıştı. Sadece hibe anlaşması imzalanmıştı. Dolayısıyla projenin yapılanması, çalışmaların, çalışanların belirlenmesi ve bu az önce bahsettiğim faaliyetlerin yürütülmesi tamamen bu dönemde, yani Nisan 2019'dan itibaren başladı. Ama ben de sizleri bilgilendirmek istedim. Evet, İkinci konu ise... Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve grev ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Güvenlik personelimizle ilgili ki 799 işçimiz var. Yetki belgesi alan
Güvenlik İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 2 Aralık 2020 tarihinde başlanmış durumdadır ve halen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Güvenlik personelimiz haricindeki diğer personelimizle ilgili şu an için 7128 işçimiz güvenlik hariç ise durum şudur. Belediyemizce Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 30 Haziran 2020 tarihine kadar uygulanacak olan 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 24. maddesi uyarınca idarelerce işçi statüsüne geçirilen ve işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulandığı için Hizmet İş Sendikası tarafından, yetki sahibi olan sendika tarafından grev kararı alınmıştı ve sadece 2 işçi greve katılmıştı. Hatta bir personel de bu süreçte 8 Ocak 2020'de emekli olduğu için sadece bir personel grev yapmaya devam etmişti. Belki sizler de takip ettiniz, dışarıda da hatta halen grev vardır yazısı durmaktadır. Belediyemizce bu grev işlemi sadece bir personelle devam ettiği için dava tarihinde 2 personeldi. Toplu bir grev niteliği taşımadığı için Antalya 6. İş Mahkemesi'nde dava açılmıştı ve davası devam etmekteydi. 6. İş Mahkemesi'nin 10 Kasım 2020 tarihinde vermiş olduğu kararla uygulamaya konulmuş olan grevin 2 kişiyle sınırlı kalan, kanun gereği toplu eylem niteliği taşımayan bireysel bir eylem niteliğinde olması sebebiyle şartları taşımadığından grev kararının kaldırılmasına karar verildi. Ve bu karar sebebiyle de şu anda yetki konusunda bir netlik olmadığı için de ilgili sendikalar şu anda bu yasal sürecin tamamlanmasını beklemektedirler. Bundan sonra karar kesinleştikten sonra yetki alan sendikayla toplu iş görüşmelerine başlayacağımızı bilgilerinizi arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bildiğim kadarıyla burada yetkili sendika belli değildir demek istediniz. Yetkili sendika belli aslında, mahkeme kararı devam ediyor. Doğrudur değil mi? Sayın Başkanım şöyle ifade edeyim. Ben belki tam anlaşılamamış olabilir. Yetkili sendika Mart 2019'da yetkiyi alan sendika belli. Evet. Az önce de ifade etmiştim, ismini de söyleyebilirim. Sendikamız sadece bakanlığın belirlemiş olduğu çerçeve sözleşme hükümlerinde gerekli artışlar yapıldığı ve işçilik hakları belediyemizce ödendiği için toplu sözleşme imzalanmasına gerek olmadığı konusunda kendileriyle bir görüşme yapılmıştı. Bunun üzerine sendika grev kararı aldı. Belediye de grev kararının yasal şartlarını taşımaması sebebiyle iş mahkemesinde dava açtı ve bu davayı kazandı. 6. İş Mahkemesi'nin grevi sonlandırmasına ilişkin kararı üzerine henüz daha yargı süreci devam ettiği için ve şu anda da mahkemeye gelen bakanlık tarafından gönderilen evraklarda yetki konusu değiştiği için ben şöyle ifade edeyim, açıkça mahkeme kararında da yazıyor. İş yerindeki sendikanın iş yerindeki yüzdesi %12'ye düştü dava süresince. Dolayısıyla yetki durumu değiştiği için de yasal sürecin tamamlanması bekleniyor. Yeni yetki alacak sendikanın bakanlık tarafından belirlenebilmesi için. O yetki alındıktan sonra yetkili sendikayla ancak o zaman görüşmelere başlanabilecek. Çok teşekkür ederim. Buradan şunu anladık. Belediyemiz bir hususta çok güzel bir çalışma yapmış. O konuda teşekkür mü etmek lazım? Onu da bilemiyorum. Ne demek lazım? 7128 işçinin bulunduğu, çoğunluğunu hizmet işe kayıtlı işçilerin çoğunluk işçisi onda olduğu için yetkili kılındığı bir sendika, yani ne hikmetse 2 kişiye düşürülmüş dava süreci devam ederken. Bu da çok enteresan bir durumdur. Sayın Başkanım, iki kişi greve katıldı. 2 kişiye düşürülmedi. Zaten bu işçilerimizin özgür iradesi grev, kimse... Grev zaten 500 küsur günlük grev işçilerin tamamı. İki kişiyle, iki kişiyle yapıldı. Ama çoğunluk da yoktu ama Sayın Başkanım. Şu bize yakışmıyor. Burada ben sendikayı veya belediyemiz tarafından değil de buraya gelen tüm meclis üyelerimizin de aynı şeyi düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani Antalya gibi bir büyük şehirde, Antalya Büyükşehir'in girişinde koskoca bir tabelayla burada grev vardır 2 kişi de olsa, bunun yakışmadığını, büyükşehirimizin gerekli arkadaşlarla konuşup bu işi çözebileceğini ama böyle bir çözümsüzlük ortamına bırakılması, hiç kimseyle görüşülmeden bu şekilde kalması, orada o tabelanın asılı durması bizleri son derece üzdüğünü belirtmek istiyorum. Bu hususta gerekeni yapacağınıza inanıyorum, inanmak istiyorum. Yani yakışmayan bir eseri ortadan kaldıralım. Yani mahkeme kararı bu uzun sürer çünkü. Orada bu ayıp Antalya'ya yeter bence. Sayın Başkanım, mahkeme kararının kesinleşmesi sürecine herhangi bir dahli olmazsa ilgili sendikanın,
hemen kesinleşir ve o tabelayı kaldırır. Başkanım, görüşülmesi bir de olur ama başkanım bu görüşülmezse sendika temsilciyle olmaz bu iş böyle. Başkanım bir de bu yazının aslında asılacağı yer burası değildi. Fakat biz özgürlüğe işçilerimizin haklarını savunduğunu düşündüğümüz için sendikanın müdahale etmedik. Normal şartlarda otogar alanı başka bir hizmet birimimizde grev çadırı oluşturulması konusunda bir resmi yazıyla da bildirdik. Aynı şekilde ilçe kaymakamlığımıza ve valiliğe de bildirdik. Ancak sendika ısrarla orada asmak istedi. Biz de buna hani müdahale etmedik. Yargı sürecini bekliyoruz. Dolayısıyla bizce de yazının aslında kalkması gerekir. Sendika mahkeme kararına rağmen halen kaldırmamakta. Bilginizi arz ediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, konuşmalar bitti. Gündemin 3. maddesinde denetim komisyonu... Sayın Başkanım, denetim komisyonu seçim sonuçlarını arz ediyorum. Benim ekranımda söz isteyen arkadaşların şeyi gözükmediği için Nafiz Bey ve Abdurrahman Bey zannediyorum. Çok kısa olması ricasıyla Nafiz Bey buyurun. Açılmadı mı? Değerli. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarımız, ben MAÇAP projesiyle ilgili bir şey öğrenmek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla tabii şehir olarak Valencia ve Dresden'i söyledi Cansel Hanım ama Antalya'nın dışında Herzliya var, İsrail'den Ostend var, Üsküp var. Bir yer daha olması lazım hatırladığım kadarıyla. Finlandiya'dan olabilir. Bunlar bu projeyi uyguluyorlar. Bir kere onu da bir vurgulamak istiyorum. Benim bildiğim şekilde böyle. Bir de resmi internet sitesi 3 kişi çalışıyor dedi. Şu anda resmi internet sitesinde 4 kişi gözüküyor çalışan sayısı. Bir kere onu da vurgulayayım. Belediyenin resmi internet sitesinde 4 kişi gözüküyor. Bir de Valencia'ya giden, burada da görev alan arkadaşımızın ismini de öğrenmek istiyorum. Ne zaman gitmiş, nasıl bir deneyim elde etmiş, ne zaman gönderilmiş, bir de onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Abdurrahman Bey buyurun. Sayın Başkanım uygun görürseniz hemen bilgi vereyim Nafiz Bey'in sorularına. Evet. Şimdi ben az önce 3 şehirde modeli göstermek ve doğrulamak için 3 şehirde uygulamalar gerçekleştirme, 4 izleyici şehirde de sizin de bahsettiğiniz gibi Nafiz Bey'in de bahsettiği gibi Belçika Ostend, İsrail Herzliya, Makedonya Üsküp, Finlandiya Kerava şehirlerinde de çoğaltma ve büyütme planları destekleme çalışması yürütmektedir. Ben özellikle Türkiye'nin de adı geçen 3 şehirde yapılacak uygulama gerçekleştirdiği şehirleri belirtmiştim. Diğerleri izleyici şehirler. Ancak Nafiz meclis üyemiz Nafiz Bey bu konuda beni tamamlamış oldu. Teşekkür ediyorum. Toplam 8 şehirde işlem yapılmakta. Onun dışında da bir görevlimizin çok yakın zamanda ayrıldığını ifade etmiştim öğretim üyesi olmak üzere. Ben şu anda internet sitemizdeki durumu tam bilememekle birlikte 4'te 3'e düştüğünü ben bilgilerinizi arz ediyorum. İnternet sitemizi güncelleyelim o zaman. Evet. Bir de son sorunuz neydi Sayın Meclis Üyemiz? Valencia'ya giden görevli arkadaşımız ne zaman gitmişti? 4 ay süreyle staja giden. Alperen Bey buradaysa Sayın Başkanım, o tarihini ben bilemiyor olabilirim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ondan rica edebilir miyiz? Dış İlişkiler Daire Başkanımız. Alperen Bey meclisimizde. Ancak şunu bildiğim kadarını ifade edeyim. Gerekirse yazılı da bilgilendirme yaparız. Az önce sayılan personelden yüksek mimar Ceren Oğuz Hanım, Akdeniz Üniversitesi tarafından 4 ay süreyle Valencia'da ana merkezdeki Valencia'daki koordinatörlük binasında staj yaptı. O stajından sonra belediyede çalışmaya başladı. Ama tam tarihini bilemediğim için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Akdeniz Üniversitesi tarafından önerilen birisi. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun Abdurrahman Bey. Başkanım, değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün grup toplantısında bir şey öğrendim. Sayın Hakan Başkan'a sormak istiyorum. Sayın Başkanım, en düşük ücret 3545 lira veriyor musunuz? Siz bu konuyu diğer başkanları gibi reklam olmasın diye mi gündeme getirmediniz? Bu konuda ne dersiniz Sayın Başkanım? Bir de Cansel Hanım iyi ki hatırlattı. İyi ki zamanında bu binayı yapmışız. Bak bugün üstüne kendi elektriğini üretecek
bir temel oluşturmuşuz. Teşekkür ederim. Bu mecliste 3 tane başkan, bir ben, bir Muhittin Başkan, bir de Hakan Başkan bilir. Biz tiyatro sahnesinde meclis toplantısı yaptık. Yani bugünlere, bu modern salona bugünlerde kolay kolay gelinmedi. Ama zamanında bir başkanımız bu yarım kalan binayı satmak istiyordu. İyi ki satmamış. Bak değerli arkadaşlarımızla beraber bugün Antalya gündemi bu modern salonda yerine getiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Barış Bey, söz istediniz. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis. Selçuk Bey'in söylediklerine takıldım. O yüzden birkaç cümle etmek istiyorum. Önemliydi. Evet, her toplantıda biz birkaç kişinin zenginleşmesinin önünü açıyoruz. Sanırım Selçuk Bey'in kastettiği şey ilçelerden gelen konular değil, buradan yapılan nazım planlardan ağrı da bir takım böyle özel işlerdi. Söylediklerine dikkat etmek gerekir. Bunu bir uyarı olarak aldım. Siyasetten de uzak bir konuşmaydı, sağ olsun. Çünkü ben de bir Antalyalı olarak bunu dikkatlice dinledim ve bir uyarı niteliğinde bir konuşmaydı bu. Kendisinden de meclis sonunda konuşma metnini isteyeceğim. O bahsettiği planlamalar ve etüt projeleriyle ilgili belediyemizin ivedilikle bu konuların üzerine düşmesini ben de şahsım adına bir Antalyalı olarak destekliyor ve kendisine yerinde uyarılar için teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Pardon, evet. Başkanım, müsaade misin? Barış Bey'e teşekkür ediyorum anlayışından dolayı. Şimdi ben Sayın Genel Sekreterimize bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Geçen sel baskınında basına çıkan, basında gördüğüm olay, Twitter'da, sosyal medyada gördüğüm bir olay. Ermenek Mahallesi'nde su baskını oldu. Sayın Genel Sekreterimiz oradaydı. Sayın Genel Sekreter Yardımcımız oradaydı. İlçesinin belediye başkanı Sayın Ümit Ünsal da oradaydı. Şu an itibariyle o korkunç bir sel baskını oldu. Orada ben daha sonra basından gördüm, sonra da araştırdım. Orada binalar yan yatmış. 30 santim, 40 santim, 50 santim. Şimdi Şehircilik İl Müdürlüğü haklı olarak geldi. Tespitlerini yaptı. 40 santim, 50 santim binalarda kayma ve yatma var. Bu binalarla ilgili liste raporunu tuttu, bakanlığa gönderdi. Yıkım raporu, kesin yıkım kararı gelirse oraya nasıl bir bina oturtacaksınız? Nasıl bir planlama yapacaksınız? Büyükşehir'in yapması gereken bunlardır efendim. Bir çalışma yaptı mı Büyükşehir'imiz? Ve genel sekreterimiz yani bayandır insani şeyle o yağmurda yaşta çizmeye gidi gitti. Ama bir tane teknik adam yoktu orada. Genel sekreterimiz de teknik adam değildi. İdari işlerden sorumlu genel sekreterimiz. Hassasiyetini genel sekreter teşekkür ediyorum orada. Siz basından mı? Basından takip ediyorum. Ha, belki fotoğraf karesine. Ayrıca teknik arkadaşlar. Alexander Bey ve Ticaret Borsası'na teşekkür etmeyi unuttuk. Teşekkürler. Sayın Borsa Başkanımıza çok teşekkür yani, ediyoruz. Belki teknik arkadaşlar, teknik ekipteki arkadaşlar fotoğraf karesine girmemişlerdi. Efendim varsa söylesinler o zaman bilelim bir şey yani. Tamam, varsa teşekkür ederim efendim. Arkadaşlar, sağ olun. Evet, gündemimizin 3. maddesinde denetim komisyonu seçimimizi yapmıştık. Sayın Rüya Başkan, Hanım, buyurun sonuçları. Sonuçları kullanılan oy 84, boş oy pusulası 12, geçersiz oy pusulası 4, Sayın Ali Polat 38 oy, Sayın Mehmet Cengiz Büyükgebiz 40 oy, Sayın Serhat Demir 49 oy alarak denetim komisyonuna seçilmişlerdir arz ederim. Teşekkür ederim. Gündemin 4. maddesi. Sayın Başkanım, gündemin 4 ile 7. maddeleri bilgilendirmeler arz evet. ederim. Evet, gündemin 4 ve 7 maddesi, 7. maddesi dahil toplu oylanmasına. Sayın, bilgilendirme. Tamam. Evet, Sayın Başkanım, gündemin 8. maddesi eğer bilgilendirmelerle ilgili bir soru yok ise arz ederim. Bilgilendirmelerle ilgili bir talebi yok arkadaşlarımızın. 8. maddeyi görüşelim. Gündemin 8, evet. 9, 10 ve 11. maddeleri komisyondan oy birliğiyle gelmiştir. Toplu oylanmasını ve komisyon kararı doğrultusunda oylanmasını öneriyoruz. Evet, Ali Bey. AK Parti grubu olarak uygundur. 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 Evet, gündemin
8 dahil 11 madde, 11. maddesi dahil toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Evet, gündemin 8 dahil, 11 dahil gündem maddeleri komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi arz ederim. Buyurun Ertuğrul Bey. Komisyon görüşüne katılmıyoruz. Emsal ve inşaat alanı artışından dolayı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin olumsuz görüşümüzün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesini istiyoruz. Sayın Ali Bey. AK Parti grubu olarak uygundur. Katılmıyoruz biz de. Katılmıyorsunuz. Evet. Katılmıyoruz. Evet. Gündemin 12. maddesi emsal artışından dolayı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığını oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporuna hayır efendim, katılmıyoruz. Komisyon raporu doğrultusunda değil, komisyon raporunun aksine emsal artışından dolayı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığını oylarınıza sunmuştur. Evet, aykırı oylamadır. Evet, komisyon raporunun aksine emsal artışından dolayı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir. 13. madde. Gündemin 13 dahil, 19 dahil sıralı maddelerin tümü komisyondan oy birliğiyle gelmiştir. Toplu oylanmasını ve komisyon kararı doğrultusunda oylanmasını öneriyoruz. Komisyondan geldiği şekilde uygundur. 11 dahil, pardon 13 dahil. 13 dahil, 19 dahil. 19 dahil. Uygundur. Uygundur. Evet. Yalnız 14. maddede bir maddi hata yapılmış komisyon raporunda 27.544 ada yerine son paragrafta 27.504 ada olarak yazılmış. Onu düzelterek ve 13 dahil, 19 dahil toplu oylanmasını komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13 dahil, 19 dahil toplu oylandı ve komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. 20. madde buyurun. Komisyon kararına katılmıyoruz. Belediyesinden geldiği şekliyle kabul edilmesini öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. 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 Belediyeden geldiği şeklinde. Belediyesinden geldiği şekliyle uygundur. Teşekkür ederim. Sizlerin de o şekilde değil mi zannediyorum? Evet. Belediyesine. Evet. Gündemin 23. maddesini komisyon raporunun aksine belediyesinden geldiği şekliyle oylanmasını kabulünü oylarınıza sunuyorum.
Evet, gündemin 20. maddesi komisyon raporunun aksine belediyesinden geldiği şekliyle kabulü oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21. madde. Gündemin 21 ve 22. maddeleri komisyondan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz. Toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekliyle. Sayın Çetin. Uygundur. Evet, gündemin 21. ve 22. maddelerini komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 23. maddemiz. Bu maddede sanırım mahalle ismi yanlış yazılmış. Gazipaşa Mahallesi. Maddi hatanın düzeltilmesi. Maddi hatanın İstiklal Mahallesi olarak düzeltilerek komisyon raporu oylanmasını öneriyorsunuz. Evet. Uygundur. Evet. Gündemin 23. maddesindeki Gazipaşa Mahallesi ibaresinin İstiklal Mahallesi olarak değiştirilerek kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 24. maddesi. İlgili dairesine iadesini öneriyoruz. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na gönderilmesini öneriyoruz. Uygundur. Uygundur. Sayın Uygundur. Yazar Sayın Manavoğlu. Uygundur. Evet, gündemin 24. maddesinin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25. maddemiz. 25 dahil, 35 dahil toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Bizim 31'de oy kullanmıyoruz. 30'a kadar o zaman. Evet. 25 dahil, 30 dahil. Tamam. Sayın Yazar. Uygundur. Gündemin 25 dahil 30 dahil toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 31. maddesi. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Sayın Başkanım, burayla alakalı birkaç kelam etmek istiyorum. Şimdi basından öğrendiğimiz ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmediğimiz bazı hususlar var burayla ilgili. Evet. Bir iptal davasından söz ediliyor. İşte ruhsat tarihinden söz ediliyor. Tarih önce midir sonra mıdır? 2020 Şubat'ta Haşmak serbest ya en çokla ilgili bir şey çıkmıştı. 31 Temmuz'a kadar da süre verilmişti bununla ilgili. Yani Şubat'tan sonra mıdır bu ruhsat? Sonraysa ruhsat nasıl verildi? Önce ise
Yani bir takım tereddütlerimiz olmakla beraber yaptığımız çalışma, imar komisyonunun çalışması bunu içine katmıyor aslında. Bir bölgenin kat çalışmasıyla ilgili bir şey. Antalya'nın tüm ilçelerinde yaptığımız çalışma. Uygun olduğunu, komisyon kararına katıldığımızı belirtmekle beraber burayla ilgili bilgi istediğimizi de durumuyla alakalı bilgilendirmek istediğimizi belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Sayın yazar. Uygundur. Sayın Manavoğlu. Uygundur hocam. Gündemin 31. maddesini komisyondan geldiği şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum. Bilgilendirmeden sonra oylasa daha iyiydi aslında. Peki. Burada o zaman Konyaaltı yani, Meclis Şevket, Şevket Korkut Bey'e söz veriyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bir süredir kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusu var. AK Parti grup sözcümüzün de belirttiği gibi. Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen geçen hafta Konyaaltı Belediye Meclis toplantısında konuyla ilgili tafsilatlı bilgi verdi. Hem meclis üyelerimize hem de kamuoyuna, basına takip edememişsiniz anladığım kadarıyla. Ben de kısaca bilgilendirmesini yapayım. Bahse konu alan, sizin bahsettiğiniz kat serbest bölgelerde kat sınırının belirlenmesi zorunluluğuna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği, yayınlandığı tarihten evvel ruhsatlandırılmıştır. Ruhsat tarihi itibariyle kat serbesttir. Yapılaşma koşulu, imar planı bu şekildedir. Bahsedilen imar planı 20 Haziran 1991 tarihinde Antalya Belediye Meclisi tarafından yapılmış olup daha sonra hiçbir dönemde herhangi bir tadilata veya değişikliğe uğramamıştır. Dolayısıyla bahse konu ruhsat hem etrafındaki diğer emsallerle uyumlu kat adedi içermektedir hem de teknik ve hukuki açıdan herhangi bir aykırılığı ya da uygunsuzluğu barındırmamaktadır. Zaten konu Mimarlar Odası'nın başvurusuyla ruhsatın iptali istemle açılan davaya konu olmuştur. Dolayısıyla mahkeme kararını verecektir. Bahsedilen bölgede istenilen açıklama zannediyorum bundan ibaret. Bunun dışında başka bir soru varsa yanıtlayabilirim. 2020 Şubat'tan önce midir ruhsatı bu? Önce efendim. Burada bir AVM... Tam tarihini şu an ezberden size söylersem... Burada bir AVM vardır Şevket Bey. Alan tümüyle ticaridir. Mimarlar Odası'nın açıklamasında da sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi tam bilgi sahibi olmadan yapılmış bir açıklama. Alan tümüyle ticaridir. Verilen ruhsat da tümüyle ticaridir. Ama AVM, otel gibi ticari işletmeler işletmeye başlayacaklarında gelip ruhsat aldıklarında niteliği belli olacak. Şu an için burada ne bir AVM vardır diyebilirim ne yoktur diyebilirim. Henüz iş yerinin niteliğiyle ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Ama burada bir karma kullanım olduğu, burada yeni bir yoğunluk yaratıldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Hem imar planının niteliği hem de bizim verdiğimiz ruhsat tümüyle ticaridir. Teşekkür ederim. Evet, gündemin 31. maddesini imar komisyonu raporu doğrultusunda oylarınıza sunuyorum.
şirketlerden bunu niye kullanmıyorlar ki? Sayın Başkanım, Hazur'un 73'tü. Ben de onu soracaktım şimdi size. Evet, kullanılan oy sayısı 36. Pardon. Olumlu olarak kullanılan oy sayısı 36. Hazur'un kaç demiştiniz? 73'tü efendim. 73. Arz ederim. O zaman sonradan arttı, 84'e kadar çıktı. İsterseniz şu an bir Hazur'un alınabilir. Meclis takdirindir veya alınmaz. İlk Hazur'un üzerinden kabul edilir, arz ederim. Yani şu andaki Hazirun'a göre kullanılan oy yeterli midir? Yetersizdir. O zaman karar verilmesin... Şu andaki Hazirun... Anladım. Dolayısıyla bu kabul edilmemiş olarak... Pardon, bir daha söyler misiniz? Doğrudur. O zaman mevcut Hazirun'un sayısını belirlemek için bir tespit yapalım. Hayır, Hazirun'un tespiti. Parmak iziyle tekrar sıfırdan oturuma açarsak yoklama ortaya çıkar Sayın Başkanım, arz ederim. Arkadaşlar, mevcut Hazirun'u tespit için lütfen oylamaya katılalım. Hazirun tespiti için oylamaya davet ediyorum arkadaşlar. Evet, sistemde bir problem var galiba arkadaşlar. Açılmıyor. Sayın Başkanım, sadece parmak izi okutulması yeterli arz ederim bu yoklama olduğu için. Doğru. Nedir sonuç? Sayın Başkanım, şu andaki sonuca göre toplantıya devam edemeyiz. 36 katılan var görünüyor. Salt çoğunluğu da bulamadık. Hazirun sayısı parmak iziyle yapılan tespitte nedir? Onu tespit edebiliyor muyuz? Sayın Başkanım, şu anda 42 kişi oturum açtı. 44 oldu. Bütün meclis üyelerimizin parmak iziyle oturum açmasını arz ederim. Evet arkadaşlar, meclis toplantımızın sayısıyla ilgili sanıyorum sayıyla ilgili durum nedir? Sayın Başkanım, şu anda meclise devam etmemiz mümkün değil. 47 kişi çıktı. Diğer konuları da görüşemeyiz. Yani oturumun açılması oy kullanıldığı anlamı çıkmaz, arz ederim. Anlıyorum. Oylamayı 31. maddedeki sayının yeterli olup olmamasını sağlamak için yapmıştık. ...31. maddeyle ilgili sonucun ne olduğunu bilmediğimiz için. Yeterli çoğunluğun olmaması halinde... Toplantıya ara verilebilir takdir meclis başkanımız. Şu anda oturuma devam edemeyiz bu oturuma sayın başkanım. Yeterli çoğunluğumuz yok. Yeniden yoklama istediğimiz için. Anladım. Peki arkadaşlar, bir 5 dakika ara verelim, daha sonra devam edelim.
Şimdi yeniden 5 dakika ara verdik ya, 5 dakika sonra yeniden bir yoklama yap.
Başkanım, sayın meclis üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Ocak 2021 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci bileşimini aşmak üzere parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Buyurun arkadaşlar. Yeterli çoğunluğumuz var mıdır? Sayın Başkanım, 44 katılan meclis üyemiz var. Karar yeter sayımız 54'tür arz ederim. Karar yeter sayımız olmadığı için meclisin tatil edilerek en geç 3 gün içerisinde sizin belirlediğiniz gün ve saatte toplanması hususunda karar almanızı, duyuru yapmanızı arz ederim. 3 gün içinde eğer zorunluysa... Evet Sayın Başkanım, 3 gün içerisinde. Yasayı aynen okumak isterim. Meclisin toplanmasında üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan gün ve saatin tespit ederek en geç 3 gün içinde toplanmak üzere meclise tatil eder. Bugün dahil midir yoksa bugünü ayrı mı tutuyoruz? Bugün dahildir Sayın Başkanım. O zaman en geç çarşamba günü toplanmamız lazım. Çarşamba günü saat 14'te toplantıya devam etmek üzere bileşim kapatıyorum. Teşekkür ederim. Hayret bir şey ya.